Şimdi sizin hikaye biraz ilginç. Ne oldu size, nasıl oldu? Onları bir hikayeyi Bir pazar yapalım. günü, güzel bir pazar günü köpeğimizi gezdirirken yanımızda da bir çift yine arkadaşlarımız onlarla beraber gezdirirken köpeklerimizi nasıl olduğunu anlayamadığımız bir şekilde ikisi birbirine girdi. Daha önce 15-20 dakika beraber yürüdük, hiçbir şey olmadı, koklaştılar ama sonra bir anda bir kavgaya tutuştular. Benimki de biraz büyükçe, öbürü de biraz küçükçe ve öbürü de ailenin kızı gibi çok sevdikleri köpek. Bir şey olmaması için ben araya girdim. Aslında başka bir yerden bir köpek Doğru. havlaması duymuş galiba, Doğru hocam, küçük aynen olan. öyle. Çok şey yapmadım. Hani Evet. detaya girmedim ama dediğiniz gibi küçük olan dışarıdan biri ona havladı, böyle üzerine koştu falan çitlerin arkasından. O ona bir travma oldu herhalde. O sırada döndü, bizimkine atladı. Bizimki de tabii daha büyük olduğu için hemen altına aldı. Ayıramadık. Böyle bir kaos ortamı oldu. O ay kızım ölüyor dedi, o ağlıyor falan. Hani ben tek başıma bu durumlarla hep karşılaşıyordum. Rahatlıkla ben şey yapabiliyorum. Sopam da var, hani çopum da var cebimde falan. Ayırabiliyorum. Sokak köpekleri çok saldırıyor bize. Neyse olmadı. Elimi daldırdım. İşte ikisini ayırdım. Bir acı hissettim ama dedim ki herhalde inşallah kanamamıştır. Önemli bir şey değildir dedim. Ayırdıktan sonra ikisini oturttuk falan. Bir sakinleşmeye bir baktım. Ucu yok. Yani orada parça neredeydi? Parça yola düşmüştü. Yani yürüdüğümüz yol bir araba yolu gibi. Sağa sola ormanlık. Parça yok dedim. Yani arkadaşlarım da biz bulduk dediler. Diğer çift doktor bir çiftti şansımıza. Hemen telefonlar açıldı. Benim işte kız arkadaşımın da yeğeni İzmir'de el mikro cerrahisi yapıyor. Hemen onu aradık. Kim aradıysak Bülent Hoca'nın ismi bize geldi. Önce nereye gideceğimizi de bilemedik çünkü. Bir acilen gitsek bir yere, kanı durdurmak için önce bir hastaneye gittik, kanı durdurduk. Oradan da hep işte sizin isminiz gelince size geldik. Telefonda da Aslında zaten. hikayeyi bitirmeden köpeğinizin adını Köpeğimizin öğreneyim. adı Patron, evet. Evet Kız yani. arkadaşım da devamlı patron patron diye bahsetti. Evet ya, şimdi patron öyle yaptı, patron böyle yaptı falan diye konuşuluyor hep. Ben de şaşırdım, nasıl patronlar varmış falan diye, Evet. ama hakikaten köpekler bazen patron Evet oluyor evet evet orada. sahiden öyle. Biz tabii Bazen. onu düşünmüyoruz. Hep isim herkes biliyor sanıyoruz. Öyle evet, patron patron diye bahsedince komik durumlar ortaya çıkıyor gerçekten bazen. Ondan sonra tabii biz hiç bilmiyorduk. Yani ben bu işin bir dikişle yapıldığını sanıyordum. Ama işte siz sağ olun 4 saate yakın pazar günü evden kalkıp gelip Şey, diktik. aslında yani köpek ısırığı çok dikilmez. Yani hakikaten ağızdaki bakteriler birazcık daha hani yoğun olduğu için hem insan ısırığı hem köpek ısırığı konusunda biraz sıkıntımız var. Ama yani hani siz çok bilinçli insanlardınız. Enfeksiyon durumunda hemen alabileceğimi söyleyerek birazcık da size güvenerek aslında hani olanların hepsini anlatıp sizin bilinçli olarak bunları karşılayabileceğinizi hissettiğim için dikmeye karar verdim. Güzel bir temizlik Evet. sonrası, Uzun bir uğraş sonrası uzun bir diyelim. uğraş sonrası parmağınızın kopan yerini gösterme şansınız var Tabii. mı? Tam yok. Orada kalın isterseniz, Hı, hemen siz buyurun. uç kısımdaydı. Evet. Yani hani şu bölgedeydi. O uç kısımdan da dikmek aslında çok zor. Beşinci parmağı. Öyle mi? Ha. Tabii yani oradaki damarlar çok küçük olduğu için. Evet, unutamadım. Yani o anı çok hatırlamıyorum. 3-4 saat geçtiğini hatırlıyorum ama ameliyat bittikten sonra diktik dediniz siz. Bak bununla dikiyorum diye bir şey gösterdiniz bana böyle. Eliniz burada. Orada bir şey yok hocam diyorum. Orada ipmiş. Evet, Diktiğiniz dikiş değil gibi. mi? Dikiş Evet, ipiymiş. Gözükmüyor. yaklaşık 40 büyütmede oradaki damarları küçük küçük dikiyoruz. Ama yani hakikaten çok ince bir uğraş. Tahmin ediyorum. Özellikle o uç kısımlardaki damarları dikmek çok kolay değil. Uğraşılıyor. Her zaman da başarılı olmak çok mümkün değil ama şans verip elinden geleni yapmak gerekiyor. Evet. Sizde de şansımız Çok yaver şükür gitti. iyi gitti. Evet, siz de. Hiçbir sorunumuz olmadan da bitti. Hiç iltihap olmadı garip bir Evet. şekilde. En çok ondan siz endişe ediyordunuz. Evet. Her gün günde 3 defa gidip bakıp
Hep o bakıp zaten sizin ve işte ekibin yüz ifadesine bakıyorduk. Yani iyi diyorlardı. Hani o bizi rahatlıyorduk falan. O günde üç defa. Ama yani iyi demiyorduk aslında. Doğru. Yani doğru, aslında evet. Son güne kadar hiç iyi demedik. Herkes doğru. Bizden iyi lafını bekliyor evet, ama evet. 20 güne kadar parçalar bizim olmuyor. Evet, değil. Onu söylemiştiniz zaten. Evet. O parmak yani. Bizim değil demiştiniz 21 güne kadar. Çok şubi gitti. Şimdi şu an kaçıncı aydayız? 3. ay dolmak üzere. Yani 6. Şu an elinizi kullanmaya başladınız galiba. Tabii tabii. Şu anda gayet güzel kullanıyorum. Tenis başladım. Köpeğimi gezdiriyorum. Yine evet. De yine de dikkatli olmak lazım. 6-8 aya kadar parça hissetmeyeceği için evet. Orayı yaralamamak lazım diye evet. Söylemek lazım. Ona dikkat ediyorum. Sıcağı mıcağı dokunduğumuzda hissetmeyebiliyor ama yavaş yavaş o da gelecek inşallah. Evet. Gelmiş geçmiş olsun. Yani yine ucuz atlatıldı diyelim. Köpekler de iyileşti mi ben ona? Tabii evet. Öbür köpek de iyileşti. Hatta dün de gördüm tesadüfen yolda onu. Gayet iyi, mutlu. Şimdi sahibi de onun bir başka bir şey almış. Böyle bir cihaz. Sokak köpeği saldırırsa ona tutuyor. Böyle bir ses yayıyor. O köpeği kaçırıyor falan. Ha, bak başka böyle yöntem bir oran almış kendine. Evet ben de alacağım. Evet, öyle bir ses şeyi ben de duymuştum. Evet. Tabii ya bu aslında onlar da can, yani hakikaten evcil hayvanlar da tabii. Evin bir parçası oluyorlar. Tabii. Onlara da bir şey gelirse çok üzülüyor. Tabii insanı. Yani bırakamıyorsunuz kavga etsinler. Ya, ben hatırlıyorum falan. Bir taraftan size üzülüyorlar, bir taraftan köpeğe üzülüyorlar. İlk gün çok faciaydı hakikaten. Evet, o kaotik bir ortam gerçekten. Size ama tabii çok sakinliğinizle, yani çok gerçekten Allah razı olsun, çok dua ediyorum size. Demiştiniz ki en çok cefayı da eşim çeker. Ona da çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Sağ olun. Yani zor, çok zor bir iş yaptınız. İyi ki sizin gibi insanlar var yani gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de sizinle tanıştığıma çok memnunum. Ben de dostlar elde ediyorum böyle. Tabii, tabii, tabii kesinlikle öyle. Çok teşekkür ederim. Geçmiş ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Sağ olun.